Sanata evet söylemlerimiz de son derece benzerlik gösteriyor. Şu an yeni bir sürece girdiğimizin ve yeni bir kültür anlayışının getirmesi gerektiğinin farkındayız. Peki nasıl bir araya gelebiliriz? Bir araya gelip ne yapabiliriz? Çünkü söylemler de kamera ucumunda özellikle ısrarla ifade ediyor. Bir pratiğe geçmek zorundayız. Teori üzerine yaratımlar geliştirmeye çalışıyoruz. Ancak bunu üretime nasıl dökebiliriz? Ve bununla birlikte de bu disiplinleri nasıl birleştirebiliriz? Hanımın o sözünü ettiği noktaya tekrar dönmek istiyorum. Soru esasında şuydu. Evet bunları düşünüyoruz ama bütün bunları bir kültür öğesi haline nasıl getirebiliriz? Yani bunu nasıl yapabiliriz? Şimdi burada birinci esasında benim kendimce verdiğim birinci yanıt bunu herkese Bilim Teknoloji Dergisi'nin 118. sayısında yazmıştım geçen sene Mayıs'ta. Oraya serbest ulaşımı var orada. Şu anda oradaki kadar iyi anlatamayabileceğim için onu refere ettim. Orada buna ait bir kafamdaki projeyi anlatmıştım. Şimdi birincisi bir defa kendiliğindenlik burada önemli. Yani herhangi bir zorlamaya gerek yok. Sadece göstermek lazım. Yani insanların önce bu değişimi kendisinin yaşaması lazım ve bunu göstermek lazım. Burada akademiye önemli bir rol düşüyor esasında. Akademinin burada bir rolü var. Ve burada da bilim insanı olmakla bilimci olmayı birbirinden ayırdım. Çünkü bizim aynen bir humanistik düşünce gibi aydınlanmadan bize kalan bir problemimiz var. Bu problem de bilim insanının ruhban sınıfının yerine konması problemi. Ve bu da bize bu reform ve rönesanstan aydınlanmadan kalan bir olumsuz miras. Bundan kurtulmak gerek. Bu nedenle bilimci ile bilim insanı olmayı birbirinden ayırmamız gerektiğine inanıyorum. Bilimciyi şöyle tarif ediyorum. Yani yaptığı işten sekonder kazanç bekleyen kişi. Yani yaptığı işten sekonder kazanç bekleyen kişi, yaptığı araştırmayla doçent olmayı bekleyen kişi de olabilir. Yaptığı araştırmayla bir servete kavuşmayı bekleyen kişi de olabilir. Dolayısıyla buradan sahip olmak amaçlı bir hedef varsa bu üretimden bu kişiyi bilimci olarak tarif ediyorum. Bilim insanı olmak farklı bir şey. Bilim insanını ise yaşamı anlamak ve bu anlayıştan ya da anlayabiliyor olmaktan doğan sevinç için bu oyun için yaşıyor olmaktan bahsediyorum. Çünkü biliyorsunuz oyun oynamak insanoğlunun en ciddiyetle yaptığı iştir. Yani flow, akış, bunu da Polonya asıllı bir Chicago Üniversitesi'nin psikoloji anabilim dalı başkanı vardı. Şimdi emekli oldu. Mihail Csikszentmihalyi, söylemesi zor bir soyadı var. Onun Akış diye bir kitabı var ve ondan önce de Creativity, Yaratıcılık diye bir kitabı var. Her ikisi de akademik doktora tezleri. Orada bu yaşamın bir oyun haline getirilişinden de bahsediyor. Flow'da, yani akışta. Dolayısıyla tekrar konuyu dağıtmamak için Aslı Hanım'ın sorusuna geri döneceğim. Yani biz bunu nasıl yaşamın gerçekliğine aktarabiliriz? Birinci yanıt kendiliğindenlik. Yani acele etmemek lazım. Biraz yani hiçbir çocuk emeklemeden yürüyemiyor, yürümeden koşamıyor. O yüzden bunu biraz kendi doğallığı içerisinde o doğallığın yaşanmasına izin verecek şekilde kendiliğindenlikle gelişmesine örnek olmak lazım. Yani çok böyle şunu yapayım, bunu yapayım, şöyle bir dernek kurayım, böyle bir kurum oluşturalım, bir araya gelelim. Yani buna çok bunlar yapılmalı ama bunlardan önce yapılması gereken o kendiliğindenlik, kendi doğal seyri içerisinde örnek olma meselesi ve birazcık hani o sizin
size verdiği yanıtla sizi şaşırtan o estağfurullah diyen kişi var ya, o estağfurullah diyen kişinin bir tevekkülü de lazım bu noktada. Yani o estağfurullah lafının ne demek olduğunu anladım ve sizi neden şaşırttığını da anladım, ama yine de o estağfurullah lafında yine de bir yaşama karşı bir tevazu olduğuna inanıyorum. Çünkü yaşam herkesten daha akıllı. Yani yaşam hepimizden daha akıllı. Yani o estağfurullah lafındaki içerik, yani yaşam zaten o kadar akıllı ki bunu düşünmek bana düşmez anlamında bir yorumlanıktır. Burada bunu düşünmek bana düşmez kısmı dışında geri kalanına ben katılırım. Yani yaşam o kadar akıllı ki bu nedenle bizim daha iyi bir yaşam kurabilmek için esasında ondan daha fazla şey öğrenmemiz gerekli olurdu benim yanıtım. Ama o kişinin yanıtı tabii o kalbiyle düşünen birisi olduğu için, doğuyu temsil ettiği için o böyle bir yanıtı veriyor. Hocam, mini beyinleri görebilme imkanımız var mı? Mini beyinleri görebilme imkanınız tabii ki var. İmkanım var mı? Evet. İmkanımız tabii ki var. Yani bizim laboratuvarda var. Bizim laboratuvarda biliyorum hocam. O açıdan sordum. Görebilirsiniz. Bunun adı organoid. Yani organoidler bugün birçok laboratuvarda var. Sadece neuroscience laboratuvarlarında değil. Kök hücre laboratuvarlarının tamamında vardır. Bu artık günlük çalışma rutinimizin neredeyse parçası haline gelen yöntemlerden bir tanesi. Bu organoid demek, konuya yeni tanık olanlar için söyleyeyim. Tek bir kök hücreyi herhangi bir hücre alanına doğru yönlendirebiliyorsunuz. Mesela bir nöronal hücre alanına doğru yönlendirdiğiniz zaman bir kök hücreden yaklaşık 1 milyon kök hücre oluşturduğunuzda bu leblebi tanesinden biraz daha küçük bir hacim oluşturan bir küçük beyincik yaratıyor. Esasında bu tek kök hücreden ortaya çıkan yaklaşık 1 milyon nöronun yarattığı bir birliktelik. Neden 1 milyondan daha fazla oluşmuyor? Çünkü 1 milyondan daha fazla hücre bir araya geldiği zaman bir damar ağına sahip olması lazım beslenebilmesi için. Ama 1 milyon hücre ortama koyduğunuz besin maddeleriyle beslenebiliyor. Dolayısıyla siz bu besin maddelerini buzdolabında ya da etüde onlara sunarak bu organoidleri yaşatabiliyorsunuz. Ve bu organoidler üzerinde çalışıyorsunuz. Yani elinizdeki organoid mesela karaciğer organoidi ise karaciğerle ilişkili çalıştığınız bir ilaç varsa bunu o karaciğeri temsil eden bu grup hücre üzerinde çalışmanız mümkün. Şimdi 2016'dan itibaren bu organoidler neuroscience'da yoğunlukla kullanılmaya başladı. Ve 2018'de size ilginç olan tarafı belki de budur. 2018'de Duke Üniversitesi'nde bu organoidlerin EEG dalgası ürettiği keşfedildi. Evet. Yani bu tek hücreden ortaya çıkan bu küçük beyincik bir EEG dalgası üretiyor. Ve 2019'da bu bilgi daha da gelişti ve anlaşıldı ki bu organoidin, bu mini beynin ürettiği EEG dalgası anne karnında büyümeye çalışan insan embriyosunun beyninin ürettiği EEG dalgasıyla aynı. Şimdi tabii burada bir yani etik problem var. Burada halletmeniz gereken yani farklı bir anlayışla artık karşı karşıyasınız. Çünkü elinizde tuttuğunuz bu tek kök hücreden oluşan bu küçük beyincik ilkel de olsa düşünüyor. Yani düşünüyor. Ve size yanındaki organoide bir şeyler söyleme gayreti var. Bir EEG dalgası üretiyor. Yani bir zeka üretiyor. Dolayısıyla bir otopoiesis etkisi var. Yani kendini yeniden oluşturma özelliğine sahip. Çünkü bu bir enformasyon. Öz yaratım. Bu evet.
Bunu kendini yeniden oluşturma daha çok diyorum ben. Çünkü bu aslanım bu öz yaratım deyince aynen estağfurullah gibi bir yanıtla karşılaşıyorum çünkü. Halbuki buna gerek yok. Yani bu ben onun öz yaratım olduğunu ya da yani nasıl yaklaşırsanız yaklaşın. Aslında aynı şeyden bahsediyoruz ama daha kapsayıcı olabilmesi için